için çok teşekkür ederiz söyleşimize. Ben Zirvedeki Kadınlar ekibinden Cemre. Bugün umarım güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle sizlerin huzurunda da İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burcu Özsoy'a davetimizi kabul ettiği için ve tüm katılımcılarımız bizlere zamanlarını ayırdığı için teşekkür ederiz. Söyleşimize başlamadan önce kısaca ben Zirvedeki Kadınlar projesinden sizlere bahsedeceğim. Aydın 10 Vakfı aracılığıyla yüksek karar alma merceğindeki kadın oranına dikkat çekmek ve genç kızları liderlik alanlarında cesaretlendirmek için üniversiteli genç kadınlar olarak bir araya geldik. 10 kişilik bir ekibiz. Çok çeşitli bir ekibiz. 2019 yılında hayata geçen projemizde de yüz yüze olarak toplumsal cinsiyet, liderlik alanlarında genç kızlara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenliyorduk. Pandemi dolayısıyla da online platformlara etkinliklerimizi taşımaya karar verdik. Bugün de ilk online söyleşimizde karşınızda olacağız. Umarım çok keyifli bir etkinlik olur, güzel bir etkinlik olur. Etkinliğimiz genel olarak soru-cevap şeklinde ilerleyecek. Öncesinde de hem kendisinden hem çalışmalarından kısaca bahsetmesi için sözü Burcu Hanım'a devrediyorum ben. Umarım çok güzel bir söyleşi gerçekleştiririz. Çok teşekkürler ediyorum. Öncelikle üniversiteli genç kadınlar olarak böyle hakikaten pırıl pırıl bir araya gelip kadınların sesi olmak ve sizleri takip edecek genç arkadaşlarımıza rol model olma gibi bir misyonu yüklendiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca tabii ki Aydın Doğan Vakfı'nın sizleri destekliyor olması hakikaten müthiş bir durum. Çünkü ister istemez bir girişim yaptığınızda mutlaka arkanızda bir güç olduğunda o gücü hisseder ve daha fazla kitlelere de ulaşırsınız. Bu sebeple hakikaten ben bu oluşumu canı gönülden tebrik ediyorum ve davet için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir tempo var. Bugün çok özür diliyorum. Saat 11'de bir arada olacaktık ama bir program değişikliği oldu. Ona çektik. Sizler de uygun gördünüz. Çok sağ olun. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük keyif. Aynen bahsettiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kutup Araştırmaları Enstitü Müdür Vekilliğini aynı zamanda da Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığını üstlenmekteyim. Tabii bir sürü şey saydım. Yani hakikaten öğretim üyesi, başkan yardımcısı, enstitü müdürü. Hani kadın isterse yapabilir. Bu hakikaten önemli bir kavram. Ve sanırım bizim yetilerimizden bir tanesi de hani evi geçindiriyorsunuz, evle uğraşıyorsunuz, çocukla uğraşıyorsunuz, ailenizle uğraşıyorsunuz, varsa evcil hayvanınızla uğraşıyorsunuz. Yani aslında kadın hakikaten aynı anda eş güdümlü çok fazla iş ve işlemleri gerçekleştirebilen bir yapıya sahip. Yeter ki ona bu ortam sağlansın ya da kendi ortamını sağlayabilsin. Kutup araştırmaları yönünden tabii ki camiayla bir aradayız. Gençlerimize rol model olmaya çalışıyoruz. Tekrar davet için çok teşekkür ederim. Biz davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz şimdi soru-cevap kısmına geçelim. Ben ileteyim size soruları. Kutup Tabii. araştırmaları alanında çalışmayı tercih etmenizin nedeni nedir? Sizin için Antarktika serüveni nasıl başladı? Evet, çok güzel bir soru Buse'cim. Çok sağ ol. Bu da benim için aslında biraz esprili bir hikaye. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi harita mühendisi mezunuyum ve yüksek lisansta da uzaktan algılama görüntüleriyle deniz yüzeyindeki petrol kirliliği çalışmalarını tamamladım. Sonra doktora çalışmamı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapma kararı aldım ve uzaktan algılama tecrübemle Texas eyaletinde San Antonio şehrindeki UTSA'de uzaktan algılamayla çalışan bir hocayla irtibata geçtim. Tabii hocayla oturduk, konuşuyoruz. Burcu dedi, uzaktan algılama tecrübem var ama elimde dedi iki konu var. Bir tanesi Mars. Biz her ne kadar uzaktan algılama, yani uydulardan dünya yüzeyine baksak da çalıştığımız, ne çalışıyorsak çalışalım, o parametreyle ilgili yersel verilere de ihtiyacımız var. İşte hoca dedi ki, Burcu dedi, iki tane konu var. Hani ileride dedi büyük ihtimalle hani çok iyi yerlere gelecek iki konu. Uzaktan algılamayla çalışabiliriz. Yıl 2005. Dedi ki biri Mars,
Bir Antarktika. Yani tabii Türkiye'den çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş bir harita mühendisi, çiçeği burnunda bir master'dan mezun olmuş öğrenci olarak. Dedim ki Mars 2005 daha zor. Hani Mars'a gidip de öyle yersel ölçümler yaptım. O kadar da cesaretli değilim, zaten imkan da yok. Ama dedim Antarktika deyince en azından harita üzerinde yerini gösterebileceğim ve bir günde imkan olursa gidebileceğim bir yer diye. Böyle bir 20-30 saniye bir dondum. Sonra dedim ki Antarktika'yı tercih ediyorum hocam dedim. Ve hadi kutup araştırmalarına o gün o tercihle başlamış oldum. Ve hakikaten Buse tırnaklarımla kazı. Yani hani o zaman da dünya içinde erkendi. Dün haberleri çıktı. 175 kilometre uzunluğunda bir buzul kütle dün Antarktika'da koptu. Yani 175 kilometre tahmin edebiliyor musunuz? Yani bir canlandırın bulunduğunuz yerden. Bir sonraki şehirli mesafenizi düşünün ve o kadar büyüklükteki bir buz kütlesinden bahsediyorsunuz. O dönem için çok yeni, bugün her gün haberlerde duyduğumuz bir haber ama 2005 için değil. Çok çabaladım. Network'e ulaşmaya çalıştım. Herkeslere mesaj attım. Yani bir şekilde benim hem network'e ulaşmam hem bu işin ruvayenleriyle konuşabilmem, bilim insanlarından tecrübelerini dinlemem ve ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Çünkü hocam da bana bu konuyu veriyor ama doktora da hoca veriyorsa bilin ki hani hoca bildiği bir konuyu değil, bilmediği bir konuyu çalış da bir yerlere getirelim diye veriyordur. O sebeple çok uzun süre, 6-8 ay kadar ulaşmaya çalıştım camiaya ve sonunda Avustralya'da bir toplantı. İşte ben bir uzaktan algılama uydusu kullanıyorum. Bu kullandığım uydu NASA'nın yeni fırlattığı bir uydu. Deniz buzları ile ilgili, buz kalınlıkları ile ilgili çalışıyorum. Buz kalınlığı, kalınlık dediğimiz işte 10 santim, 20 santim, 30'a 1 metre hani bu rakamı çıkarmanız lazım. Ben de eksi değer çıkıyor. Yani kalınlığın eksi çıkabilmesi mümkün değil. İşin içinden çıkamıyorum. Ve o Avustralya'daki toplantıya benim uydusunu kullandım ve bu uyduyu fırlatan kişinin geleceğini gördüğümde zaten her yere yazıyorum, ulaşmaya çalışıyorum. Aynen sizin bana ulaştığınız gibi. Onun için benim en ince noktamdır. Bana ulaşmaya çalışan gençleri asla geri çevirmem, çeviremiyorum. Çünkü ben de aynı yerlerdeydim. Bunu unutmamak lazım. Ve bana Avustralya'dan yazdığım e-mailin üzerine bir günün içinde geri dönüş geldi. Dediler ki bizim toplantıyı eş düzenleyeceğimiz kişi San Antonio'da yaşıyor. Ben tabii böyle evet ilk kez attığım taş o kuşu ürküttü dedim. Ve ikinci 24 saat diliminde 48 saat olduğunda ben o toplantıyı ikinci yani eş organize eden kişiyle masada o toplantıya nasıl giderimi konuşuyordum. Yani bu şeyi soruyu biraz uzattım. Belki sorularının arasında da vardı. Ama önemli olan hani o mesajı verebilmek de olduğu için. Yani ben oturduğum yerde işte ben aslında da çok kıymetliyim. Master'ımı da şurada yaptım. Doktora'da da çok kıymetli bir konu seçtim. Hiç kimse benim önüme bu konuyla ilgili al Burcu işte şu çarede sana deva olacak, işte şu da senin çalışacağın kişi değil, o imkanları kendim yarattım ve o toplantıya gittiğimde tabii biraz öğrenci olmanın bunda hem hoca olarak öğrencilerin, diğer hocalar bana kızacak ama öğrenciyseniz her şeyi sorabilirsiniz. Öğrenciyseniz her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Hoca olarak da biz de her şeyi bilmek zorunda değiliz ama öğrenmenin sınırı yok. Öğrenci olmanın rahatlığıyla o NASA'da o uyduyu fırlatan kişiye parmağımı gözüne soka soka sizin uydu da çalışmıyor dedim ve ilk kahve arasında bana doğru gelen o James Wally dedim ki Burcu bittin, yani kişiliğim bitti, kimliğim bitti, öğrencilik hayatım bitti, bittin sen derken James Wally bana geldi, dedi ki Burcu dedim ki düşünün NASA'da uydu fırlatan kişi. Büyük ihtimalle Burcu dedi, bizim yaptığımız hatalar vardır, uydu daha yeni dedi. Ben böyle, yani böyle bir insan nasıl hatam var diyebilir. İki, senin hataların vardır, dilersen gel NASA'da biz bu uyduyu masada seninle bir çalışalım. Sen nerede hata yapıyorsun, belki hata bizdedir diye. Oradan da NASA'ya ilerledim Buse'cim. Biraz uzattım dediğim gibi ama bence bu önemliydi. Bu konuyu nasıl seçtim ve buralara nasıl geldim? Bu hikayeyi anlatmak istedim. Teşekkür ederim soru için. Biz teşekkür ederiz. Cevabınız da çok uzun değildi, estağfurullah.
Diğer soruya geçiyorum o zaman. Ekip lideri olarak yaşadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Ah, ekip lideri olarak, ekip lideri olarak tabii böyle omuzlarım düştü. Şimdi tabii öğretim üyesiyim dedim, başkan yardımcısıyım dedim, müdür müdürlüğe vekalet ediyorum dedim ama aynı zamanda sahada da kutup seferlerinde de liderlik yapıyorum. Yetmiyor, Buse bana yetmiyor. Yani böyle bayrağı elime alıp herhalde gitmem gerekiyor. Tabii sefere katılan insanlar, akademisyenler, teknik ekip, lojistik ekip, büyük bir ekibin can güvenliği, mal güvenliği, oraya gidip aynı zamanda projelerini sahada icra etmeleri, yani bunların hepsi hakikaten çok büyük bir misyon. Daha seferi bitirmemizle bir sonraki seferin hazırlığı başlıyor zaten. İşte proje seçimleri, malzeme seçimleri, biz biraz önce size 175 kilometre uzunluğundaki bir buz kütlesini düşünün dedim ama şimdi de 14 bin kilometreyi düşünün. Yani İstanbul'dan ya da işte Türkiye'den Antarktika'ya gittiğimiz nokta 14 bin kilometre uzaklık. Şimdi bir kargo gönderiyorsunuz İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İzmir'e vesaire. Kargoyu takip ediyorsunuz. Ulaştı mı, ulaşmadı mı? Zamanında ulaştı mı, ulaşmadı mı? Tek parça ulaştı mı, ulaşmadı mı? Hani küçücük bir kargo için bile hani kıyamet endişeler beslerken biz buradan tonlarca malzemeyi Antarktika'ya götürüyoruz ve bu Antarktika'ya götürdüğümüz şeyler işte şimdi elimizden eksik olmuyor Polonyalarımız işte elinizde sıvı var, batarya var, sıvıyla bataryayı aynı yere paketleyemiyorsunuz. Onu ayrı paketliyorsunuz, ötekini ayrı paketliyorsunuz. 40 ton malzemeyi büyüklüğüne, küçüklüğüne, malzemenin cinsine göre ayrı ayrı parçalıyorsunuz ve paketliyorsunuz ve bunları Güney Amerika'ya gönderdiğinizde orada da bir gümrük gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Yani her giren malzemenin bir de oradan Antarktika'ya gönderilme gibi bir çıkışı söz konusu. Ve bunların hepsinin takibi, yani seferin boylu boyunca uzunluğu ve meşakkatli süreci, bunların hepsinin içindeyiz. Artık projeler seçildikten sonra da sefere gidiyoruz ve bu sefer de gemiye katılıyoruz. Çok ciddi rüzgar. Bilmiyorum gemi tecrübesi katılımcılar arasında ne kadar var. İşte bir gemiye bindik, bir yerden bir yere gittik kısa mesafe ama biz günlerce hatta ayı aşkın süre geminin üzerindeyiz ve hani böyle günlük güneşlik Antarktika'nın yazında Antarktika'ya gitmiş olsak da -15'ler ve hissedilen rüzgarla beraber -30'ları 40'ları hissediyorsunuz. Antarktika'nın yazındasınız. Çok ciddi ekstrem koşullar. Hem bu gemideki can güvenliği, götürdüğümüz bütün eşyaların, ekipmanların güvenliği, artı sahada da bunların icra edilmesi. Bu şöyle düşünebilirim, yani bize mesela hava tahmini geliyor. Mesela biz şimdi biliyoruz İstanbul'a çok ciddi işte yağmur geliyor, dolu geliyor, biliyoruz. Çünkü ölçüm var direkt ama Antarktika'da size tahmin olarak geliyor ve o kadar büyük ölçek içerisinde siz küçücük bir XY noktasındasınız. Diyor ki şu kadar büyük bir, o kilometrelerceki bir alan için bana bir hava tahmini geliyor. Ertesi gün hava 10 nat olacak. Aa harika diyoruz. Zodyak botlar çalışır, helikopterler uçar, karaya gideriz, işte deniz suyu örneği alırız, karadan örnekler alırız vesaire. Biz kocaman bir tahtamız oluyor. Orada 15 tane proje ise 15 tane projenin tamamını işte saat 7'de bu çıkacak, 8'de bu çıkacak, 10'da diğeri gelecek, 11'dekine şu gıda gidecek, 12'dekine şu ekipman gidecek. O tahtayı dolduruyoruz. Saatlerce ona çalışıyoruz. Çünkü ertesi gün 10 nat olacak rüzgar. Sabah bir uyanıyoruz. 60 nat rüzgar. Yani bırakın kafanızı, burnunuzu şöyle kameradan, gemiden, güverteden çıkarma gibi bir imkanınız yok. Tabii hepimiz içeride kapanmış bir vaziyette. Ve bu şöyle ki kapalı bir ortamdasınız. Daha önce tanışmadığınız insanlarla bir görev için, görev icra etmek için gemidesiniz. Gemi basık, kapalı, karanlık, hava karanlık, dışarısı karanlık. Günlerce gemide o hava dinsin diye beklediğimizde Antarktika'yı belgesellerden, yani hadi kafamızı çıkarsak görebileceğimiz Antarktika'yı belgesellerle içeride izliyoruz.
Ve şöyle de bir esprili bir şey yapayım. Artık bir seferinde öyle bir oldu. 1, 2, 3 hava dinmiyor. 5, 6 artık herkes sıkıldı. Okuduğu kitabı bir daha okuyor. Aynı filmi böyle hipnoz olmuş belgeseli izliyor. Dedim ki hadi Survivor oynayalım. Orada böyle geminin içinde bilim insanlarına Survivor oynatmıştım diye cevaplayayım Buse'cim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka bir soru. Dünya Kız Çocukları Günü'nde yaptığınız bir konuşmada erkek domine bir alanda lider kadın olmada zorluklar yaşadığınızı söylediniz. Özellikle de erkeklerin direktiflerinizi yerine getirirken zorlandığını söylemiştiniz. Bunun sesinden nasıl geldiniz? Evet, her sorduğun soruda bir katman daha hem heyecanlanıyorum, kalbimin hızı artıyor, tüylerim diken diken oluyor, bir heyecan yükleniyorum hakikaten. Evet, aynı cümleleri kurdum. Aslında her ortamda görüyorsunuz bunu. Hakikaten erkek domine. Yani bu ortamın içerisinde sivrilmek değil ama bir yapmak istediğiniz konuda başarıya ulaşmak hakikaten önemli. Ama mesela kutup çalışmasında ben şunu söylüyorum. Yani gemidesiniz, her türlü işi herkes yapmak zorunda. Biri diğerine alternatif değil, herkes takım. Ve ben o konuşmada şunu da söylemiştim. Kutuplara giderken cinsiyeti bir kenara bırakıyorsunuz. Ya sen kadınsın şunu yap, sen erkeksin şunu yap diye. Herkes her işi yapmak zorunda. Ben hatırlıyorum ilk seferimizde ben çöp bile toplayıp atıyordum. Yani bu işte efendim onun o titri var, onun ismi var, yok efendim onun cinsiyeti var, onu yapar onu yapmaz. O zaman bu misyon tamamıyla olumsuza döner. O cinsiyeti bir kenara bırakıyorsunuz ama seferlere gittiğimizde de biz tabii ki hani Antarktika'ya 1800 yılların sonuna gitmiş, 1900 yıllardan beri çalışma yapmış ülkelerle 2017'den beri sefer yapan bir ülke olarak kendinizi hakikaten de ispatlamak zorundasınız. Ve bu sebeple biz mutlaka seferlerde üst ziyaretlerinde de bulunuyoruz ki oraya bizim de artık ayak izimizin olduğunu görebilsinler. Yani Türkler de geldi, Türk bilim insanları burada çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların başında da lider olarak da bir kadın var. Tabii gemiden, köprü üstünden, telsizlerle işte üst komutanların, üst komutan dediğimde aslında sivillere de komutan diyoruz. Çünkü o üstler hakikaten çok ekstrem koşullarda kurulmuş üstler. Üst komutanlarına ulaşıyoruz. Telsizden anlamıyorlar. Biri onlarla iletişime geçiyor. İşte Türk ekspedisyonu burada. Biz birazdan sizi ziyaret edeceğiz. Onlar bize bir saat veriyor. İşte giderken bazen Türk kahvesi alıyoruz. Biz kadın olmanın da şeyi herhalde bu. Böyle elimiz böyle dolu gitmeniz. Türk kahvesiyle gidiyoruz. Çorum leblebisi götürdük falan böyle. Ama hani ekstrem koşuldasınız ya. O gelen bir şey, bir tane çikolata bile olsa onlar için böyle hakikaten çok mucizevi bir şey oluyor. Bir de yeni kan, yeni can, bir network, bilim insanları, oradaki bilim insanlarıyla işbirliği yapabilecek potansiyeller. Gemiden kontağı kuruyoruz, işte geleceğiz Türk ekspedisyonu vesaireler. Oraya gidiyoruz. Burada ben hani oturuyorum falan bilmiyorum. Belgesellerden belki görmüşsünüzdür beni. Şu an anlamıyorsunuz ama ben ufak tefek minyon bir insanım. Montları da giyiyoruz böyle kardan adam gibi. Ondan sonra gidiyoruz üste. Böyle üst komutanı falan böyle bekliyor. İşte onlar da grup halinde. Biz de grup halinde. Önde ben. Yani bir şekilde o hani grubun önündesiniz. Sefer, oradaki sefer lideri ya da üst komutanı böyle eli havada arıyor. Sizin lider kim? Ya tam karşında duruyorum ben. Ya ben beğenemedim mi? Ben aa diyor. Ya hakikaten ve bugüne kadar gittiğimiz, aa evet bugüne kadar gittiğimiz hiçbir üssün lider, özür dilerim İngiltere'nin vardı. Çok özür dilerim. İngiltere'de ilk kez bir kadın üst lideriyle tokalaşmıştım. Onun dışındaki üstlerin hepsi Ukrayna'ya gittik, Şili'ye gittik, Çin'e gittik, Kore'ye gittik, Uruguay'a gittik, Arjantin'e gittik. Yani İngiliz üstüne gittik ziyaretlerde bir kere karşılaştım. Ve hep de şöyle, hiç beklemiyorduk kadın lider olacağı. Ama niye işte var oluyor yani, oluyor hakikaten, o daha da iyi oluyor. Gibi bir ifadeyi de kullanabiliyorum. Böyle anlatayım Buse'cim. Çok teşekkür ederim. Cevabınız için çok teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Bir ekibi bir arada tutmak, takımın motivasyonunu sağlamak için bir lider neler yapmalı ve nasıl davranmalı?
Buse, galiba ben bu sorunun cevabını anlattım. Yani hani şu ana kadar verdiğim bütün şeyler, bir kere motivasyon çok önemli, psikoloji çok önemli. Bir bahsetmediğim bir şey var, Antarktika'dasınız, kutuptasınız, iletişim yok. Yani biz şimdi, biraz önce dedim tabii benim hassas noktam öğrencilerden gelen hani bu etkinliklere katılım teklifini geri çeviremem diyorum ama orada şöyle bir yalanım var. Antarktika'daysam çevirmek zorundayım çünkü böyle bir Zoom kurduk. Antarktika'dan size bağlandım, oradan iletişim kuruyorum, mümkün değil. Uydu telefonlarıyla gidiyoruz. İşte TürkSat bize uydu telefonu sağlayabiliyor. İridium telefonumuz var ama bunun bir dakikası hakikaten çok masraflı ve o kocaman hani eskiden vardı o şimdiki telefonlar gibi değil. Sizler tabii bilmezsiniz, biz biliriz de o kocaman telefonlar, dev gibi telefonlar uydu telefonlarıyla aynı. Hayal edebilirsiniz diye söylüyorum. Çıkacaksınız, uyduyu görecek, o anten, telefon çekecek, uyduyu tam görecek. Antarktika ki çok hani karla, buzla kaplı olduğu için sürekli bulutlu. Bulut olunca uyduyu göremiyorsunuz. İletişimde hakikaten ya bir cümleyi karşı tarafa geçirebilirseniz oley, tamam ben karşı tarafı derdimi bir cümleyle anlattım diyorsunuz. E-mail işte kilobaytlar, herhalde kilobaytı hiçbirimiz tahmin eder, artık canlandıramayız gözümüzde. İşte bir satır ailemize İyiyiz yazabiliyoruz. O yazdıktan sonra sistemde toplanıyor. Sistem uyduya gönderiyor. Uydu işte uydudan alıyor Türkiye'ye. Türkiye'de saat farkı var. Ailemiz biz o bir satırlık yazıyı yazdıktan sonra işte 24 saat sonra görüyor. Onlardan gelen cevabı biz bir sonraki 24 saat diliminde görüyoruz vesaire derken hakikaten iletişimde çok büyük sıkıntı. Bunları aşabilmek için, o motivasyonu sağlayabilmek için muhakkak işte katılımcılara, o aileleriyle konuşabilmek için 1-2 dakikalık konuşma şansını yaratabilmek. Muhakkak belgeseller götürüyoruz. Bu belgesellerde işte tamam hani biraz önce esprili şekilde anlattım ama sahaya çıksak da diğer bilim insanları nerede ne yapıyor bunu görebilme. Kendi içimizde toplantılar, konuşmalar, istişareler, birbirimize sunumlar yapıyoruz. Bu çok büyük bir imkan. Herkes kendi yaptığı çalışmayı sunabiliyor. Dediğim gibi birkaç kere Survivor oynatmışlığım var. Hatta Anadolu Ajansı'ndan gelen kameramanımız onu da kayıtlara almıştı. Sakın dedim hiçbir yerde göstermek yok, rezil oluruz. rezil olmayız tabii, bunlar hakikaten işin esprisi ama motivasyon önemli çünkü her zaman sefere gitmeden önce bütün bilim insanlarıyla koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Bu koordinasyon toplantısı şunun için önemli. Hepimiz, her bilim insanı yapmak istediği çalışmayı sonuna kadar icra etmek ister. Ama Antarktika böyle bir imkanı size asla sunmuyor. Şöyle bir durum var ki siz planlarsınız, koordinasyon toplantısında hep bunu söylüyoruz. Siz %100'ü planlayın, %10'u yapabilirsek âlâ. Çünkü biraz önce dedim ya gemideki limitiniz belli, süreniz belli, gittiniz geldiniz belli. Ya işte 10 gün hava patladı, 10 gün uzatayım. Geminin yakıtı yok, uzatamazsın. Yani hakikaten her şey limitli. Gıda mesela ilk başta işte bizim sebzemiz, meyvemiz olabiliyor ama gemidesiniz ilk 10 günden sonra artık o da sınırlı sayıda olmaya başlıyor ve seferin yarısında sebzeler de bitiyor. Donmuş gıdayı yiyebiliyorsunuz, et yiyebiliyorsunuz. Yani bunların hepsini motivasyon amaçlı dengede tutmak zorundayız. Sakarlarımız da bu şekilde de oluyor Buse'cim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gerçekten buradakinden çok daha farklı bir ortam var ve yönetmek dolayısıyla çok daha kontrol istiyordur eminim ki. Diğer soruya geçiyorum. Katılımcılarımız için liderlik becerilerini ve kendilerini geliştirmeleri için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Güzel. Ben başta bütün bu tarz konuşmalarımda dil. Herhalde o dil. Hani 10-15 dakika boyunca söyleyebilirim. Dilinizi kesinlikle, camia artık dünya, artık bir, bakıyorsunuz ki iletişim, ya şu an isteseniz işte tabii daha önce işte seyahatler, uçak, ulaşım, tren, otobüs bir şekilde bir yerden bir yere gidip iletişim kurabiliyordunuz. Şimdi biz şunu görüyoruz, bir Avustralya'yla, Yeni Zelanda'yla, Arjantin'le, İngiltere'yle, Çin'le saat uyumunu kurgulayıp aynı gün içinde buluşabiliyorsunuz.
ve buluştuğunuz zaman aynı dili konuşmak. Yani aynı dil derken tabii burada dil öğren, ortak dil nedir? İngilizce. O masaya oturduğunuzda dille ifade edip bir ortak paydada buluşabilmek sizi muhteşem vizyonunuzu geliştiriyor. Bu vizyonu açık tutacaksınız. Kesinlikle açık tutacaksınız ve köşeli düşünceden, at gözlüğüyle bakmaktan çıkacaksınız. Bir şeyi kriterler içerisine koyduğunuz zaman siz de limitliyorsunuz. Yani bir resmi bir çerçevenin içine sığdırdınız. Artık o resim belli, fix. Onun köşesi belli, kenarı belli, resmin içinde göreceğiniz belli. Biraz çerçeveyi genişletin. Hani şey gibi düşünün, yani resimde aslında işte mesela diyelim ki çok heybetli bir at var. Küçük bir çerçeve. Sonra biraz genişletiyorsunuz, bakıyorsunuz o atı beslemek için işte birisi aslında elinde samanlarla geliyor. Biraz daha genişletiyorsunuz, aslında bakıyorsunuz ki o at tek değil, yanında bir sürü var ve bir çiftliktesiniz. Yani aslında bu bakışınızı daha bu vizyonu açarak bakabilmek, kendinizi ifade edebilmek, kendinizi bulabilmek, ne istediğinizi bilmek ve dil. Dünya artık bir ortak bilim dilini kullanıyor. En başta COVID'i düşünün. Bakın COVID yaşandı, ülkeler ne yaptı? Maskeler de paylaştılar, aşılar şimdi çıkıyor, birbirlerine dağıtıyorlar. Tabii bunlar ücretli ama bir şekilde bir birlik oluştu. Bu birlik her zaman devam edecek. Egolardan arınmak önemli. Ben bilirim büyüğümden arınmak önemli. İletişim çok önemli ve iletişimde dil hakikaten kıyamet gibi önemli. Ben doktoram esnasında imkanlarımla ortaya çıkardığım ya da elde ettiğim işte NASA'ya kadar ulaşmam, bunların hepsi benim dil tecrübemle oldu. Eğer bir zayıflık görseydim çekinirdim. Ya da yaptığım çalışmalar, her zaman yaptığım çalışmanın arkasında oldum. Hatam var, vardır mutlaka dedim. Akademide de şimdilik hani profesörlük unvanına erişmiş bir akademisyenim. Ama bu sebebim bilmediğim çok şey vardır. Kendi branşımla ilgili bir şeyleri bilirim ama her şeyle ilgili ahkam kesemem. Aslında böyle şudur aslında lider, patronluk değildir. Liderlik demek bir takım kurabilmek ve o takımın da bir parçası olabilmektir. Ve tekrar başa dönüyorum, refere edeceğim. Dil. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Diğer bir soru TÜBİTAK projeleriyle ilgili. TÜBİTAK projeleri nasıl hazırlanır ve gerçekleşir diye bir sorumuz var. TÜBİTAK projeleri nasıl hazırlanıyor? Ve nasıl gerçekleştiriliyor? Tamam. Şimdi şöyle, TÜBİTAK olarak 1001 çağrılarına çıkıyoruz. Bu 1001 çağrıları aslında tabii ki 1001 skalasında akademisyenler başvurabiliyor. Ama tabii ki bursiyer öğrenciler çalıştırabiliyorlar. Master, doktor öğrencileri ve bunu hakikaten tercih eden çok fazla öğrenci de var. İlk başlarda aslında şöyle de oldu. Ya işte kutuplar açılır mı? TÜBİTAK açısından demiyorum. Tabii ilk başta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir kutup araştırmaları uygar merkezi kurduk. Sonrasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü'ne de evrildik. İTÜ'de de açtığımızda, TÜBİTAK'ta da şu an süre gelen çağrılar açıldığında acaba başvuru olur mu, sahada çalışma yapmak isteyen hocalar olur mu denirken hakikaten muhteşem bir ilgi. Hem genç kesimden hem akademik kesiminden muhteşem bir ilgi söz konusu. Bu çağrıya başvurular geliyor, senede bir kere açıyoruz bu çağrıları ve hakem süreçlerinden, değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra sahaya gidecek projeler belirleniyor. Biz şunu da gördük Buse, her ne kadar tabii şunu da söyledim, ben öğrencilere çok büyük zaafım var çünkü ben de öğrenci oldum ve bilim insanlarına ulaşma gayretinde bulundum. Bunu sadece üniversite öğrencilerine değil, ilk orta ve lise öğrencilere de yaptık. Biz şunu da söyleyeyim, işte Al Gore biliyorsunuz, Amerika'da başkan
adayıydı. Ama işte başkandan seçilmedi. O dönem Bush seçildi. Ama Al Gore'da Nobel ödülü aldı. Nobel ödülü alma konusu iklim değişikliği ve kutuplar. Ve Al Gore şunu yaptı. Bende çok büyük bir hafıza var, tecrübe var. Ben dedi bir 1000 kişiyi yetiştireyim. Sonra o 1000 kişi gitsin 10 binleri, binleri 10 binleri yetiştirsin. Ben de işte o ikinci 10 binlerin içerisinde oldum ve oradan bir el aldım. Bir Türkiye'ye döndüğüm günden beri doktora çalışmamı bitirir bitirmez en büyük hedefim öğrendiğim bütün tecrübeyi ve kazandığım bütün network ve hafızayı Türkiye'ye, memleketime, vatanıma aktarabilmekti. Ve ilk günden beri kapıları çalarak okulları, milli eğitimleri, bütün okullara, zaten üniversitenin içindeyiz, üniversitelerde imkanımız yok ama ilk orta ve lise seviyelerindeki öğrencilerimize de muazzam seminerler ve konuşmalar gerçekleştirdik. Çocuklarımız hakikaten çok bilinçli. İklim değişikliğiyle ilgili nerelere gelindi farkındalar. Kutuplarda neler oluyor, nasıl etkileniyor farkındalar. Yani ben bir şeyler anlatırken öğrencilerimizden muhakkak bir şeyler de aldım. Ve bu anlamda lise öğrencilerini de geri planda bırakmak istemedik ki Teknofest yarışmalarımız var biliyorsunuz. Dünya festivalleriyle yarışan pozisyona geldi. Muazzam derecede başvurular geliyor. Bu sene biz de kutup çağrısı açtık lise öğrencilerine ve en üst seviyedeki başvuruya sahip kategorilerden bir tanesi olduk. Şimdi ikinci aşama elemelere geçeceğiz. Sonra öğrencilerimiz Buse bir gün orta bir kalmadı. Ne oluyor? 5. sınıf, 6. sınıf öğrenciler arıyorlar beni. Diyor ki hocam diyor ben diyor çok özür dilerim lise ne oluyor? 8 oluyor. Ben artık iyice koptum oralardan. Hoş ne kadar lise son bir öğrenci oğlum olsa da 8. sınıfta telefonla aç ulaşabiliyor. Bize ulaşabiliyor. Sizlerin de ulaştığı gibi. Telefonda hocam ben işte oradaki Antarktika'daki foklarla ilgili onların takip etme konusunda işte onların bir yaşam alanı var. Karasal alanda, su alanında şu hareketleri yapıyorlar. Şöyle dalışları var. Bir GPS'le onu takip ederim falan. Uyduyla bağlantı. Ben böyle, yani şu an hakikaten Avrupa Uzay Ajansı'nın yaptığı, işte gidip tagliyorlar hayvanları, onları takip ediyor uydudan falan GPS'te. Bana bunu anlatıyor. Ya sen hani lise 1, 8. sınıf öğrencisin ve bunu hayal edebiliyorsan ve biz size bu imkanları yaratabiliyorsak, bu fırsatları veriyorsak, o zaman hakikaten bu ülkenin önünde hiç kimse duramaz. Lise öğrencilerimize de bu imkanı bu sene tanımış olduk. Sorularının cevaplarını çok uzatıyorum ama umut ediyorum nokta atışı birilerine ulaşıyordur. Teşekkür ederim Buse'cim. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Cevaplarınız uzun olması bizim için daha iyi. Daha çok şey katıyorsunuz bize. Şimdi birkaç soru önceki cevabınıza referans var. Konuşmanızda ekibin motivasyonunun yüksek olmasının öneminden bahsettiniz. Sizin motivasyonunuz da tüm grubu etkiliyordur. Bu nedenle motivasyon ve heyecanınızın yüksek olması önemli. Siz kendi motivasyonunuzu yüksek tutmak için neler yapıyorsunuz? İki gün önce bir tweet attım. İşte benim motivasyonum bu dedim. Bir Avrupa Birliği projesi yöneten, Türkiye'nin bağrından kopmuş bir öğretmen bana sosyal medyadan yazdı. Hocam dedi ben Avrupa Birliği projesi yönetiyorum. Romanya var, işte Ukrayna var, Irak var. Yani çok farklı ülkelerden katılımcılar var. Bize gelip bir konuşur musun? Sorularımız var. Tamam dedim geleyim konuşayım. Bir baktım katılımcılar sınıflarından bağlananlar o maskeleriyle ağlayacağım şimdi. Efendim öteki tarafta annesiyle oturmuş bana soru hepsi hatta kimisi küçük çocuklar da vardı sesini açıyor başlıyor sorusunu sormaya. Yani o moderatörü de beklemiyor. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerle bir araya geldik ve bana sorularını gönderler. Bir de bizim Gezegenin Kara Kutusu diye bir belgeselimiz var onu da izlemişler. Onunla ilgili sorular geliyor falan böyle. Hakikaten çok heyecanlandım. Soruları cevaplarken yani işte şey gibi gelmesin sizi alışmıştır hoca. Kaç ki yani işte bir çıkıyor insanların karşısında konuşmalar yapıyor. Hayır benim için her konuşma ayrı bir heyecan. Böyle ellerimin titrediğini hissettim o gençlerle çocuklarla konuşurken. Sonra bitti etkinlik. Tabii dedim teşekkürlerimizi ettik. Sonra Twitter'dan beni etiketlemişler bir mesaj. Hocam size öğrencilerden gelen mesajları ileteceğiz.
Biri bana şunu kattın diyen, biri ben bilim insanı olmak istiyorum diyen, biri ben sizin gibi olmak istiyorum, biri diyor ki sizin enerjinize sahip olmak istiyorum. Ben de o tweet'i attım. Dedim ki işte benim motivasyonumu bana soruyorlar. Dokunduğumuz kişiler ve bir gün bir yere gelebilecek olmaları benim motivasyonum. Yani ben bir yere gelmek için hakikaten çok çabaladım. Ve bana özellikle dokunan eller, bana ulaşan eller, bana o fırsatı veren elleri aynısını yapmakla mükellefim. Yani ben bunu yapamazsam zaten o zaman bugüne kadar aldığım eğitimin, tecrübenin hiçbir faydası olmaz. Sadece kendime olur. Toplum insanı olmak lazım. Topluma bir şeyler kazandırmak lazım. Yine sizin gibi pırıl pırıl gözlerinde böyle bir hani bir şey yapayım da birilerine ulaşayım, onlar da benim olduğum noktaya gelsin diyen insanlar, motivasyonum sizlersiniz. Twitter'da da son 2 gün önceki attığım mesajda aynı şekilde. Teşekkür ederim Buse'cim. Biz çok teşekkür ederiz. Hatta dinlerken ben de duygulandım. Umarım biz de şu an başkalarına yazına dokunuyoruzdur ve ileride de dokunmaya devam ederiz. Bu bir zincir şeklinde ilerler. Özellikle kız çocuklarının geleceği için. Şimdi konuşma yapmak üzere Cemre'yi sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Yani sorularımıza cevaplarınızdan hem de katılımınızdan dolayı çok güzel şeylere işaret ettiniz. Aslında imkanlarımızı kendimiz yaratmamız gerektiğini ve çabalamamız gerektiğini çok güzel bir örneğisiniz ve bizler için de ilham oldunuz. Hem de bu yoğun gününüzde bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben kapatmadan önce dilerseniz katılımcılardan da uygun olanlar varsa bir anı fotoğrafı alabiliriz diye düşünmüştüm. Cemre'cim lafını unutma. Özlem beni düzeltmiş lise 1 9. sınıf. Teşekkür ederim Özlem. Teşekkür ederim. 5'ten başladım 8'de bittim. Doğrusu 9'muş. Çok teşekkür ederim. Bir de her yerde belgesel var. Hangisi doğru diyor. Gezegenin Kara Kutusu bizim 4. seferimizin belgeseli. YouTube'da var. Frontiers in Antarctica. Aslında Türk Ulusal Bilim Seferleri diye YouTube'da aradığınızda karşınıza çıkıyor. Ya da muhakkak arkadaşlarımız eğer Sinan Hoca'yla iletişime geçerse bizim belgesellerimizin listesini de arkadaşlarımız sizlere ulaştırabilir. Tamam, sustum. Hatıra fotoğrafı için hazırım. Teşekkürler. Beyza alıyorsun sanırım. Tamamdır. Bir Burcu Hanım bir daha konuşursa speaker view'a çıkarsınız. Bir de öyle alayım. Tamam oldu. Konuşayım ki şeyde görünsün istedin. Tamam. Beyza'cığım elini çabuk tut. Çünkü ben fotoğraf çekilirken her nedense nefesimi tutuyorum. Çok fazla ondan sonra bayılabilirim. Neden oluyor da bilmiyorum. Beni de etiketlerseniz zaten etiketlemiştiniz. Asla ihmal etmiyorsunuz. Ben de muhakkak paylaşırım. Çok teşekkür ediyorum. Aydın Doğan Vakfı'na da hakikaten bu imkanı sizlere sunduğu için, bu platformu yarattığı, sizlere destek olduğu, arkanızda durduğu için ben de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Burcu Hanım çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gençlere gerçekten rol model oldunuz ve güzel mesajlarınızı bizimle paylaştınız. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bu güzel sohbetten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.